Muhabbet ben mi? Söyle abi. İlafet önündeyiz. 3 gündür hayvanlarımız sular altında kaldı. Mağduruz. Kimse yardımımıza gelmiyor. İlafet tarıma atıyor. Tarım valiliği atıyor. Bir yazı çıkaramadılar. 3 gündür bir yazı çıkaramadılar arkadaşlar. Benim derdimi bilmesi için benim gibi ıslanması lazım. Benim derdimi bilmesi için benim gibi zarar görmesi lazım. Benim derdimi benim gibi ıslanmadığı için, benim gibi zarar görmediği için benim derdimi anlamazlar. Anlamazlar. 3 günden beri televizyona çıkıyoruz, habere çıkıyoruz. Ya kendilere her türlü ricada bulunuyoruz. Ya ricada biz vatandaşız. Ricada bulunuyoruz. Başka bir şey istemiyoruz kendilerinden ya. Çadır istiyoruz ya. Bir çadır kuramayacak kadar küçük müyüz biz ya? Bizim devletimiz küçük. Ben bunları bağış ediyorum kendilerine. Alsınlar. Bari benden sonraki zarar görecek vatandaş zarar görmesin. Çadırlarını kursunlar. Tehdit ediyorlar bizi. Jandarmadan size attırık buradan. Ulan attırmazsanız namertsiniz lan. Buradayım ben. Attırmazsanız namertim. Biz burada eylem yapmaya gelmemişiz. Biz devletimizi kötülemeye gelmemişiz biz bura. Biz bura hakkımızı aramaya gelmişiz. Hakkımızı arıyoruz biz burada. 4 günden beri, aylardan beri canlı yayın yapıyorum Facebook'tan. Tarım İl Müdürlüğü'nü aradım. AFAD'ı aradım. Çevre Şehirciliği aradım. Dedim çiftçiler kanalın sırtını açıyor gelin. Hiçbir tanesi gelmedi. Devlet su işlerinin kepçesi geldi, 2 kilometre yol yapmadı, her gün yattı gitti. Şimdi bir işler nerede? Kuru çayın başında bekliyor. Niye orada bekliyor kardeşim? Niye orada bekliyor? Gitsin kanalları temizlesinler. Bu devletimizin sorunu, bizim sorunumuz değil. Ama benim burada milli servet yok oluyor, milli servet. Bu zarar sadece bana değil, Türkiye'nin geneline. Şimdi hayvancı 1 milyona saman alıyor, yazık değil mi bu arkadaşlar? Neyden kaynaklanıyor bu? Samanın yok olması, buğdanın yok olmasından kaynaklanıyor. 1,5 milyona biz buğday alıyoruz. 1 milyon 700 bin liraya ben arpa alıyorum. 2 milyon mercimek zamanı alıyor. Bir de bana diyor ki yılda kaç milyon insanın malı ölüyor diyor. Seninki de ölük AFAD İl Müdürü Ömer Bey. Seninki de ölük çok bir şey mi diyor ya? Böyle bir kelime kullanılır mı ya? Mağdur olan bir insana kullanılır mı? Size söylüyorum ben. Sizin vicdanınıza söylüyorum. Çıksın kardeşim teslim alsın benden. Ben hediye ediyorum ya. Bağışta bulunuyorum devletime ya. Ben bir şey istemiyorum ya. Ben buraya taşkınlık yapmaya gelmedim. Ben buraya bunları AFAD'a hediye etmeye geldim. Geçen yılki zararlarından ben bir kuruş devletten para almamışım. Kayıtlarda var. 2 tane traktörüm su altında. Samanlarım su altında kaldı. 70-100 dönüm tarımım, arazim su altında kaldı. 1 lira ben devletten para görmemişim. Geçen seneki taktiği uyguluyorlar. O Tarım İl Müdürlüğü'ne, Tarım İl Müdürlüğü, AFAD Çevre Şehirciliği'ne, Çevre Şehircilik, neydi o? Sosyal Yardımlaşma'ya, Sosyal Yardımlaşma Vali'ye. Böyle bir şey olur mu ya? 3 maymunu mu oynamaya geldik biz bu devlete? Devletin yetkilisi dediğin yumruğu masaya vuracak. Bu halk gerçekten diyecek ki zordadır. Bunlara yardım gerekiyor. Bütün tutanaklarımız 4 günden beri jandarmada var, AFAD'da var, Tarım İl Müdürlüğü'nde var. Benim şu an 2 tane hayvanım ölmüş. Kim bunun hesabını verecek? Kim bunun bedelini ödeyecek? Abi siz neredensiniz? Peki. Burada toplantıya mı geldiniz? Dernek de hakkımızı sağ olsun dernek. Niye sor hakkımızı savunuyor? Dernek başkanları. Abi kaç kişisiniz burada? Ne yapmaya geldiniz? 5 kişiyiz burada şu an. Şu an 5 kişiyiz biz burada. Hangi mahalle? Aşoba Mahallesi. Aşoba Mahallesi'ndeyiz arkadaşlar. Aşoba Mahallesi'nden ben Mustafa Kaplan. İsmimi soy ismimi veriyorum. Kelimelerimde bir tane yanlış varsa beni dar ağacında atsınlar. Benim abim 2005 yılında yüzüne mayın patladı. Jandarma uzman çavuş benim abim. Kayıtlarda da var. Benim abimin yüzü tanınmaz haziyetteydi. Kimseden bir kuruş da talepte bulunmadık. Bu mu bize görülen? Bu mu bize görülen şeyimiz, hakkımız? Alın koyunlarımı da rahat edin, ben de sizden. Her gün uğraşmaktan usandım artık. Alın AFAD. Kaç yıldır çobanlık yapıyorsunuz abi? 15 yıldır çobancılık yapıyorum ben. Hayvancılıkla uğraşıyorum. Havaalanının buraya gelmesiyle bu suy başımıza bela oldu. Havaalanının duvarını gidin bakın 5 metre yükselttiler. Bizim köyün etrafına bir set yapacak kadar devletimizin parası yok mu? Bir set yapacak ya köyümüzün etrafına. Yok mu set yapacak kadar parası? Yok mu arkadaşlar, size söylüyorum ya. Ne var ki ya, her yıl batıyor bu milli servet ya. Onlarca taraziler su altında kalıyor ya. Ya yapacakları tek şey, halkı dinlemiyorlar. Masa başından çözmeye çalışıyorlar. Halkı dinleyecekler arkadaşlar, halkı. Halkı dinlemediği sürece olmaz. Antakya'nın aslinin içerisinde su yok. Bizim ova su altında. Çiftçi tarsimini yapmış, devletten para vuracak diye. Hazır ki kanalları da açıyor. Bunu da söyledim ben aradığım zaman. Her yere bunu da söyledim. Gelip inceleme yapan yok. Neymiş, dilekçe verecekmişim. Ben işimi gücümü bırakacağım, dilekçe vereceğim devlete gidip. Aradım, videoyu attım, her şeyi attım, bir de dilekçe vereceğim. Gelip kanalı temizleyecekler abicim, kanalı. Nereyi temizleyecekler bunu da söylüyorum size.
Yeni devlet hastanesinden Antakya'nın içine kadar temizleyecekler. Buralarda oyalanmaları boş. Antakya'nın içinde su yok. Bizim ova suyu altında. Tarsim'e güveniyor çiftçiler. Tarsim'i de iptal etsinler. Peki şu an koyunlarınız nerede kalıyor? Şu an koyunlarımız nerede kalıyor abi? Onun bunun ahırında kalıyor. Kendi ahırımız var. Sıkıştırdığımız kadar sıkıştırıyoruz. Benim koyunum doğum yapacak. Ben bir sene götünü bekleyeyim koyunumun. Bir yavru alacağım diye. Şimdi koyunumu da öldüreyim ben. Var mı böyle bir dünya ya? Var mı böyle bir adalet ya? Hepsi bir çadır istedik ya. Türkiye Cumhuriyeti'ni bağış istemedik ya. Bir çadır ya. Bir çadırı bize revan mı gördünüz ya? Alın ben size 10 tane çadır yaptıracağım bu mallar. Şeref sözü de bir şey istesem. Açın al kardeşim alın bana. İstemiyorum abi sizden ya. İstemiyorum bir şey. İstemiyorum abi istemiyorum. Gelsin abi. Buyurun efendim. Buyurun efendim. Gelsin müdür bey. Kamera nerede? Çek abi. Çeksin abi. Buyurun müdür bey. Gel derdimizi dinleyinsene müdür bey. Müdür bey. Buyurun. Mürşat bey. Buyurun derdimizi dinlemeye efendim. Buyurun. Ne zaman geliyorsun? Haydi buyurun. Yine geliyorum dedi. Buyurun. Yine geliyorum. Devletin taktiği geliyorum. Buyurun gelin. Bekliyoruz. Bekliyoruz Kürşat Bey, bekliyoruz. Hepsini de bu beyefendiye arayarak söyledim. Telefon kayıtları var. İtiraz ederse gider çıkarırım hepsini. Hepsini çıkarırım. Siz de mi çobalık yapıyorsunuz abi? Yok abi. Ev sahibi. Ev su altında kalan benim evim. Biz de burada sesini dinlemeye geldik ama kimse dinlemiyor. Geçin. Geçti. Müdür hiç dinlemedi bile. Camı bile açmadı. Öyle insanlara müdür yapmışlar başımıza. Her yıl bu sorun. Ne bu? Ben ne yapayım yani? Yaptıkları şey ne? Ne yapmaya çalışıyorlar? Ne kadar bekleyeceksin abi burada? Abi koyunlarımı içeri alana kadar bekleyeceğim. Gece gündüz buradayım. Buradan bir yere ayrılmayacağım. Bu koyunları teslim alana kadar gideceğim, burada kalacağım ben. Ben buradan bir adım gitmeyeceğim. Bu koyunları teslim alacaklar buradan. Gece gündüz buradayım. Yağmur da yağsa, kar da yağsa buradan bu koyunları teslim alacaklar artık. Ben bu hayvancılıktan bıktım. Kendiler yapsın bu hayvancılığı bakayım. Masa başında oturarak yapsın. Köyden, şehirden köye göç edin. Bas bas bağırıyorlar. Bu şekilde mi göç edelim köye? Bu şekilde mi göç edelim arkadaşlar? Haydi buyurun bu şekilde mi göç edelim? Göç ediyoruz köyümüzden. Göç edeceğiz bakın köyümüze. Abi senin talebin ne şu an? Ne abi istiyorsun? Abi benim talebim hayvanlarımın bakımı. Hayvanlarımın sığınacağı bir yer. Ben bunu istiyorum. Hayvanlarımın ölmesini istemiyorum ben. Ben hayvanlarımın ölmesini istemiyorum. Siz talepte bulundunuz, yardımcı olmadılar mı size? Defalarca talepte bulunduk. Tutanaklar tutuldu. 4 günden beri benim hayvanlarım suyu altında. Ahırım suyu altında. 4 günden beri tutanaklarda var. Hep tutanaklarda var. Sadece bende değil, kendi tutanaklarında da var. İl Afet Müdürü, Tarım İl Müdürlüğü'ne. Tarım İl Müdürlüğü valiliğe atıyor. İki kelime yazıyla bir çadır kurulamayacak mı bizim ülkemizde? Tutanağa gerek yok. Gitsin görsün kendi gözünden. Yok geldiler dün geldiler. Çadıklarımızı kendiler de gördü. Tutanağa gerek yok ya. AFAD İl Müdürü Ömer Bey de dün gördü. Dün canlı yayına bağlandı RT'ye. Dedi arkasındayız. Bugün saat 5 oldu akşam şiddetli yağış var. Benim malım nerede kalacak? Benim yağlım nerede kalacak? Onu soruyorum arkadaşlar size. Benim yerime kendinizi koyun. Vazgeçtim ben kendi kendime vazgeçtim. Siz kendinizi benim yerime koyun. Koyun arkadaşlar. Başka bir şey demiyorum ben. Koyun arkadaşlar koyun. Köyün durumu ne? Şu anda köyümüzde sular artmaktadır. Köyümüzde şu an 3 tane ahır, 1 tane ev su altındadır. Ahırlarımızdan tahliye olduk. Büyük malı olan arkadaş gelmedi daha. Onun malı da gelecek birazdan buraya. Geldiği zaman o zaman diyor. Adam günlerdir perişan vaziyette. İnsanların borcu var. İnsanların kendine göre bir sıkıntısı var.
Arkadaşlar bu bir ciddi bir durum. Ondan sonra haksızlıklar oluyor. O onun borcunu ödemiyor, o onun borcunu ödemiyor. Bu haksızlıklar neden olur? Yokluktan olur arkadaşlar. Ben bu malımı eğer satmazsam, yetiştirmezsem borcumu nasıl ödeyeceğim? Nasıl ödeyeceğim? Tarım Kredi Kooperatifine benim borcum var. Nasıl ödeyeceğim? Ya. Tarlalar su altında. Buyurun nasıl ödeyeceğim? Hadi siz söyleyin bana. Hırsızlık mı yapayım? Namussuzluk mu yapayım? Ne yapayım? Devletime sığınacağım. Benim tek sığınacağım yer devletimdir. Ben geldim devletime sığınmaya ben buraya. Beni de sığındırmıyorlar işte bu şekilde. Kapılar yüzümüze kapalı. Devletin kapıları yüzümüze kapalı. Vatandaşın yüzüne kapalı. Arkadaşlar. Devletin yüzümüze kapalı. Müdür bey çekiniyor. Niye? Geçen yılki yüzü yok ki karşımıza çıkmaya. Geçen yıl bize aynı vaatlerde bulundu. Yine aynı vaatlerde bulunacak. Yine batacağız. Yarın geleceğiz. Bugün geleceğiz. E gel bakın bugün haydi. Dün geliciydin. Önceki gün geliciydin. Neredesin müdür bey? Hani ay geçti han. Yanı sağ olsun. Yanı sağ olsun. Gelmez. Yanı sağ olsun. Gelmez. Yanı sağ olsun müdür bey. Malımız, yemimiz, hayvanlarımız su altında kalsın. Sen rahat koltuğunda oturmuşsun, aylığını alıyorsun. Ne zaman gelsem Suriye'deyim. Ne zaman gelsem Suriye'deyim. Suriye'de ne işin var senin müdür bey? Senin burnunun dibinde 3 kilometrede biz bataklığın içindeyiz müdür bey. 3 kilometre ya, 3 kilometre yok buradan bizim köyümüz. Bataklığın içindeyiz sayın müdürüm. Niye yanımıza gelmiyorsunuz? Niye vatandaşı dinleyip de yerine getirmiyorsunuz vaatlerinizi? Evet arkadaşlar, şu an Aşoba mahallesindeki çobanlar hayvanlarının barınacak yeri olmadığı için AFAD'ın önünde talepte bulunuyorlar. Eğer sığınacak bir yer yoksa bunu AFAD alsın, onlara baksın diyorlar. Şu an bekliyorlar. Kimsenin bu konuda yardım etmediğini iddia ediyorlar. İddia ediyoruz. Evet, lafımızın arkasındayız. İddia ediyoruz. İddiaya gerek yok. Gelsin gözünden görsün. Tutanaklarımızla her şeyle iddia ediyoruz. Tutanaklarımız var. Benim hayvanımın öldüğünü tutanağı var. Her şey var. Thank you.